Can Taş Kulaç. Yozgat Limanı projesinin sahibiyim. Beyniyim. Beynim. Beyin envanteriyle tanışmam 2019 Ocak ayını buldu. Şu zamanlarda tanıştık tarafından bana bazı belgeler mailime sosyal şizofreni adresinden bana ulaştı. Sonradan adımın bir miktar özellikle böyle bir zamanda döviz istediği için enflasyonla topyekün mücadele gibi günler geçirdiğimiz için ben de bu parayı kendisine verdim. Sonrasında Mezgit Bey'le yaptığım telefon görüşmelerinde bu kişinin kendiyle hiçbir alakası olmadığını, tamamen kötü niyetli bir kişi yahut yazılım olduğunu, tüm bunlar görüştük. Daha sonra kendini İngiliz gizli servis elemanı olarak tanıtan Jonathan isimli bir arkadaş bana Bizans sikkesi verdi. 1 kiloluk bir kutuda. Tarttık 1 kilo çıktı ama içinden pamuk çıktı. Yani 1 kilo demir mi 1 kilo pamuk mu diye bir böyle bir şaka yapmayın. Aldıracak durumda değilim. Bunun üzerine kolluk kuvvetlerine başvurdum. Fakat vatandaş olmadığım için ve ayrıca kırmızı bültenle arandığım için sorun yaşadım. Şu anda Sibirya'da bilinmeyen bir yerdeyim. Beni sevenlere çok selam. Nazım Hikmet'i polise ihbar eden adamın torunuyum. Böyle tanınıyorum yakın çevrem tarafından. Eski retkit tenten sayılarını toplayıp fahiş fiyata satıyorum. Ortağın çocukları, Hamlet'in Can Yücel çevresi, bu gibi kitaplar elimde binlerce mevcut. Bunları uzun aralarla pazarlıyorum sahaflara. Ben 50'den veriyorum. Bunlar da 70, 80, 90, 100, 110, 125'ten satıyor. Ayrıca el yazmaları var. Ayrıca tarihi eser kaçağı replikası yapıyorum. Kaçak değil. Suçluyu ve suçluyu övmek gibi olmasın çünkü. Ama replika yapıyorum. Replikayı da kaçak mal diye satıyorum. Şimdi kaçak mal almaya çalışan da ihbar ediyorum. Ben paramı alıyorum. Devletime de yardımcı oluyorum. Ama şimdi bazıları benim bu davranışımı kaldıramıyor. Bunlar da beni ihbar etmiş. Bunları da bulduracağım. Benim çok tanıdığım var. Daha çok özel zamanı işliyorum. Ama şimdi de kaldım. Tek dişi kalmış canavar benim. Bir eşim var ondan dolayı. İsmi Fitnat. Boyabatlı. Rus göçmeni. Mezgit Bey'in de akrabasıyım. Aslen Tuncelli'dir o. Pülümür. Tabi. Dersin mi? Şimdi yalnız neyse onu şey yap. Cevaş Şakir Karaağaçlı. Babamgil böyle bir şaka yapmaya uygun bulmuş. Şiirden hiç hoşlanmam bu sebepten. Düz yazıyı o kadar sevmem. Benim gibi şiir şarkı sevmeyen insanlar devamlı kötülük düşünürüz biz. Yani bunu şurada bir şey yapayım, bunun parasını çarpayım. Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır. Yani benim gibi insanın da mutlak geçmişinde travmatik bir durum vardır. Yani kötü yoktur, hasta vardır. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben mesela ben de insanım ama yeri geliyor başkalarını kıtır kıtır kesiyorum. Kesinlikle yani suçu ya da suçluyu övmek değil niyetim. Ben bu durumdan kurtulmak için tedavi görüyorum. Başka memlekette kestiğim için burada cezası işlemiyor. Zambiya'da tatile gidiyorum hem de cinayete. Abi ya korkunç diyorum kendime de Allah senin belanı versin diyorum. Kendi kendime beddua ediyorum. Ama bir de zevk alıyorum. O yüzden hastalık. O yüzden buna göre değerlendirilmesi lazım insanın yani. Olsa istediğin cezayı ver, az kes, fark ettirmez. O insana fark ettiremezsin bunu. Ama buna göre travmatize olmuş insanı başından biraz yanlış örnek oldu. Beni anlayan anlamıştır. Buradan psikiyatristlerin ellerinden öpüyorum. Toplum bilimcilerin gözlerinden, eğitim bilimcilerin de anasını başını. Benim Zangoç Pülümür. İlçe olan Pülümür'le bir alakam yok. Pülümüzün tuzu Pülümüz değil. Pülümür'ün tuzu meşhur. Nereden geldik buraya? Ben gittim gördüm. Ağaçlık, ormanlık güzel yerler. Yalan söylüyorum. Ömrümde görmedim. Ben kronik yalancıyım. Tedavi görüyorum. Ayrıca bu çalıp hatırlamayan var ya fark etmiyor. Neydi o? Ondanım işte. Tantaliz mi? Yok ya. Indira Gandhi yok o argo. Böyle hastalık gibi bir ismi var. Manişeist falan gibi. Neydi ya? Hani Vinona Ryder falan öyleydi. Alıyor marketten. Aa diyor bundan varmış diyorlar. Kleptomanya. Kleptomanyak. Kleptomanyağım ve bundan kurtulmak için ders alıyorum, tedavi görüyorum. Burada kafayı da taşa vuruyorum. Taş diyorsam mermer. Haf haf vuruyorum. Yani tık tık ediyor. Buna rağmen kan gidiyor yani. Şişme olunca bırakıyorum. Bunu doktora söylemedim. Bu içsel tedavi. Çünkü bunu desem ilaca başlayacak. İlaç da beni değiştiriyor. O yüzden tam hazmedemiyorum yani. Değişmek bana dokunuyor. Kontrol manyağıyım çünkü. Kendimi kontrol edemezsem sırf bir yüzden ağzıma zencefil sürmem. Kafein kullanmam. Sürekli dikkatli, sürekli teyakkuzda. Anam bir şeyim oldu. Böyleyim. Karşımdan da bunu beklerim. Sağlık, afiyet dilerim. Bundan önce epey bir problem oldu. Yani şimdi sıkıntı yok da işte derin devlet. Kimisi dedi derin devlet yoktur. Devletin derinlikleri vardır. Kimi dedi sarışın renkli gözlü bir adam. Kimi dedi ki ben onu tanıyorum o değil. Buradan açıklıyorum benim. İsmim İsmail Nubuk. Kod adım Beyaz. Kar seviyorum o yüzden. Bana bu ismi rahmetli Aydın Boysan koydu. En sevdiğim hayvan köpek. İnsanın en yakın dostu. Vallahi ben de duydum onu. Ya sanmıyorum bu kurt değil ki insanı parçalasın. Yani araştırılması lazım böyle şeylerin. Ama şimdi hayvana da bağlı. Nasıl travmatik olduysa
olmuşsa sürü halinde travmatize olamayacakları için bu işin içinde bir iş var gibi geliyor. Fazla da kurcalamayın. Benden söylemesi. Bugünlerde kurcalamaya gelmez bazı şey. Paran varsa kurcala. Paran yoksa otur oturduğun yere. Adamın asabını bozma. Paran varsa konuş. Paran yoksa sus. Paran varsa adamsın yoksa insan bile değilsin. Nereden nereye geldik? Derin devlet dediğin işte benim çok param var. En fazla benim param var. O yüzden zaten derin. Parayı gömüyorsun çünkü. İmkanı yok. Yoksa alırlar. Zenginlik insanın kalbinde. Bakmayın çok yalnızım. Bayramda arayan yok. Şimdi gün boyu buradan gelip geçen diyor ki ne kadar boş beleş hayat. Topu atıyor, o da tutuyor. Halbuki öyle değil ki. Ben burada telefonla ne işler bitiriyorum? Halep'e adam yolluyorum. Berlin'de operasyon yapıyorum. Kuveyt'te daire açıyorum. Telefon, video konferans, Skype. Eskiden daha zordu. Cep telefonu yokken uydu telefonu kullanıyorduk. Gizli servisçilik de çığ atladı. Çığ mı? Çığır açtı, çığır atladı, çağ atladı ya. İşte insanız ya. Sonuçta gizli servisçi de olsam bazen tekliyor insan. Ama yani bakma biz mühendisten falan daha ileriyiz. Yani cerrah bizim yaptığımızı yapamaz. Hem el işi hem kafada, hem teori hem pratik. Evde sahada gizli servisçinin mesela karısı çoluğu çocuğu da yeri gelir anası babası da gizli servisçi olur. İşte bak gizli servisçinin tersi pis olur. Her gizli servisçi de birbirini tutmaz. Her meslek gibi. Her türlü insan var abi. Şimdi bunuyla ne alakası var demeyin. Hayatta her şeyin bir anlamı var. Kusuruma bakmayın. Ama bizde göte göt derler. Hikayedeki çocuk ölüyormuş. Bana ne can baba? Neyin niye olduğunu araştırmaktan vazgeçmiyor.